Sayın seyirciler iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşamki karar perdesi programının e, konusu Türk muskisinin e, çağrışımları açısından en derin ve e, geçmişli ilintili sazı diyebileceğimiz ney sazı ve tabii ki günümüzde yaşayan en önemli neyzen e, Kutbünna'yı e, diye hep artık anılan e, Allah Selamet versin, sağlık versin, başımızdan eksik etmesin. Niyazi Sayın hocamız. Niyazi Sayın'ın ilk öğrencilerinden ve tabii onu en iyi temsil eden isim olarak hemen akla gelen Sadrettin Özçin Beyefendi yanımızda. Hoş geldiniz Sadrettin Hoş Bey. Şimdi bu konu gerçekten aidiyeti cihetiyle çok derin, çok farklı alanlara açılabilir. İnsanın doğasına çok yakın bir saz ney. Ee, özellikle tasavvuf kültürüyle ilintili olarak e, söylenecek çok şey var. Ve gerisinde çok ciddi bir bilgi birikimi kültür e, e, zenginliği yatıyor. E, bu konuda ben daha çok e, Sadrettin Bey'i onun e, Niyazi Bey'le olan ilişkisi üzerinden Niyazi Sayın'ın bu alanda e, tuttuğu e, önemli yeri ve tabii sizin bir ney sevdalısı olarak ve ile ilgili çok değerli metinleriniz evet. olduğu için hocam sizin gözlemlerinizi, saptamalarınızı dinlemekle iktifa edeceğim. Ara ara belki araya girebilirim ama ben bu programda gerçekten çok şey öğreneceğim ve çok evet. istifade edeceğim diye düşünüyorum. Sizden bir değerlendirmeyle programımıza başlayalım. Estağfurullah. Şimdi tabii ben Sadrettin Özçin'in üstadı Burada bulmuşken çok bu programa ağırlık koymak taraftar değilim sizin gibi. Biraz da kitabın ortasından gidelim diyorum. Cem Behar'ın, müzik tarihçimiz Cem Behar'ın bir ifadesi var. Ve bugün aşağı yukarı müzik çevresinde çok tekrar edilir. Ney sazı mevzu bahisse... Bir bunun Niyazi Sayından evveli vardır, bir de Niyazi Sayından sonrası vardır. Dolayısıyla arada bir Niyazi Sayım var. Bu ifadeyi biraz derinleştirerek e, isterseniz başlayalım. E, bu ifadenin e, açılımını nasıl yaparsınız bize? Efendim, aslında her şeyden önce Niyazi Hocamızı yetiştiren ortamı. Bir gözden geçirmek lazım. Yani Evet, Cenab-ı Hak her kuluna aynı seviyede lütufta bulunarak istidatlar vermiyor. Kimimize az veriyor o istidatı, kimimize çok fazla lütfediyor. Kimimiz bu lütuftan istifade edebiliyor, farkına varıyor. Kimimiz işte farkına varsa bile ancak gayret göstermek suretiyle bir şeyler yapabiliyor filan. Ama Niyazi Hocamız bu lütfu hakikaten ezelden efendim nasipdar olmuş büyük bir insan. Bizim nazarımızda hocamızın yerini tutan bir ikinci şahıs yok. Tabi onun yetiştiği ortam çok önemli bir de ayrıca bu lütuf üzerine balı kaymağı oluyor yani. O da bir lütuf oluyor. O da büyük derde. bir lütuf. Evet. Efendim, e, tabii bizim muskiyemizin sadece icra yönü yok. O icraya anlam veren ve ifade kabiliyeti veren altyapılar gerekiyor. Yani. Bu altyapılar da hem edebi olarak hem efendim felsefi olarak, felsefi diyeyim. olarak hem manevi olarak yani insanın direkt olarak iç dünyasının zenginliğiyle alakalı şekilde eğer orayı doldurabildiyse, o zenginliği kesbedebildiyse ancak onunla ortaya koyduğu icra farklı olabiliyor. Ve o zaman o icranın ifadesi de, gücü de çok farklı oluyor. Ve anlatmak istediği de çok farklı oluyor. O bakımdan Niyazi hocamızı yetiştiren o meclisleri, o eski, o çok hizmet ettiği çok büyük insanlar var yani bizatihi hizmetlerine koştuğu onların e, sohbetlerinden bir an olsun ayrılmak istemediği çok büyük insanlar var. Şöyle bir şey var galiba e, sözünüzü kesiyorum ama şimdi bir muhit vurgusu evet, yapıyorsunuz evet, ki bunu evet. e, ben de şahidiyim Niyazi Hoca hep söyler yani bu işler bir muhit işidir. Aynen. Buna hatta işte bizim sosyolojide habitus falan derler. Yani bir ortam, bir vasat, bir muhit. Eyvallah. Ee, Niyazi Hoca gençliğinden başlayarak aslında o muhitin içinde bir yolculuğa çıkıyor. Evet. Yani önce neyzen olup sonra o muhite değil, bakmıyor. Değil, değil tabii. O muhitin içinden <laughs> giderek bir yerde neyi keşfediyor değil, evet, değil mi? evet, evet. evet. Yani bir e, hizmet ettiği şahıslar içerisinde daima bunu zikreder. Hiç yani her oturmamızda anmadan geçemez. Evet. Bir sucu Ali Dede'den bahsediyor. Ali Ali Dede. Evet. Yani Evliyaullah'tan bir zattır bu zat. Evet. Ona e, çok hizmet etmiş canı gönülden menfaatsiz. E, ha keza Üsküdar'ın büyükleri var. Onların ortamlarında yetişmiş büyümüş. O aktar dükkanı değil mi? Aktar Özel dükkanı, dükkanı ve dolayısıyla işte Eşref Ede Hazretleri var. Evet. Sonra e, Nafiz, efendim, Efendi. Nafiz Efendi var. Necmettin Okyay. Necmettin Okyay hocamız var. Evet. O, onların meclislerinde hı hı. daima bulunmak suretiyle hocanın bir defa ufku çok farklı yerlere açılmış. yani evet. Evet. Dolayısıyla e, hoca oralarda çok farklı bir şekilde yetişen bir insan. Ha üzerine bu sanatını da koyunca Hı. ve Cenabı Hakk'ın da işte dedik ya biraz evvel hususi lütfuyla birlikte onu da ortaya koyunca ortaya Niyaz Sayın çıkmış. Hı. Ve neticede Niyaz Sayın hocamıza musikinin tarifini sorduğumuz zaman Hı. evladım iki ses arasındaki manevi münasebettir diye tarif etmiştir. Çok güzel. Şimdi böyle bir tarifi ben hiç kimseden, hiçbir musiki aliminden duymadım. Yani sadece hocamdan duydum. Ve bunun üzerine ciddi manada hakikaten derinliğine çok düşünmek lazım. Ben de şeyi hatırlıyorum Niyazi Hoca'dan duyunca çok etkilendiğim bir söz olarak. E, müzik sadece seslerle değil sessizlikle de yapılır. Evet. Yani sesler notalar kadar oradaki eslerin de değeri var tabii. onlar ortaya çıkıyor. Evet. Yani tabii çok taraflı okuyan bir adam evet. ve tabii ben şeyi gördüm ee, özellikle neyzenlerin arasında başka türlü bir ilişki bilgimi gelişiyor. Yani en genç talebeyle kendi hocası onların kendi hocaları hoca adettikleri vesaire tuhaf bir hiyerarşi var veya saygı. Silsile adabı diyelim Evet bir adab yani. var evet. tam kelime o. Evet. Tabi Niyazi Bey en yukarıda duruyor burada. Ben şimdi ilk e, Sadrettin Bey ben çok yakınız. Omar'da da hep hocamız oldu yaz okulunda. E, e, bağımsız konserlerimizde çok bir araya geldik müzik açısından da. E, Komşumuzu da <laughs> komşuyduk bir dönem. E, ama Sadrettin Bey'e Niyazi Bey'le ilgili böyle bir program söylediğim anda da onun o ilk talebelik hallerini telefonda sezdim yani. Böyle bir ilişki biçimi var ve doğrusu özel bir durum. Tabi. E, fakat bir de bir taraftan e, sizler şimdi neyle daha e, daha değil bir hayli e, yakın ilişkisi olan insanlarsınız. Niyazi Bey'in çok ciddi farklı açılımları var. Ben onu e, mesela işimin ki bu bizim alanla çok e, yakın bir münasebeti yoktur. E, tanımıyla ilk hatırlıyorum yani çok çarpmıştı beni bir Rönesans aydını gibi demişti. O her şeyden anlayan. Her şeyde yani hani şeyine bakmayan derinlemesine incelebilen i̇şte tabii şöyle bir şey var yani mesela Leonardo da Vinci'de birçok faaliyeti evet. var ama bu bizde de çok yaygın yani Ömer Hayyamlar İbn Sina'lar değil mi Nasır ve hezarfen diye bir kavram var. Hı. Hocam ama yani, yalnızca klasik sanatlarda değil. Niyazi Bey ne bileyim, işte tenis diyorum. oynarken Tabii. de, değil mi? Şimdi yani o ilgilerinden hayatında da bahsedebilir Sadrettin Bey bize, değil mi? Yani çok çarpıcı bir evet. ilgi yelpazesi evet. var. Hocamız her ne kadar klasik usluba efendim çok sahip, geleneksel bir sanatkar olsa bile geleneksel sanatlarımızı çok daha fazla efendim ilgiyle takip etse bile bu arada yeniliklere daima açık olan bir meşrebi var hocamızın. Yani nasıl diyeyim böyle bir e, şimdilerde diyorlar ya işte bağnazlık falan diye tarif ediyorlar. Yani o bizim e, onların kastettiği şekilde bir bağnazlık değil haşa ama e, belli ölçülerde istifade edeceği ve güzeli arayarak güzel neredeyse o güzeli yaparken eğer geleneğin dışında ise bile ona taraftar olan, yapmaya gayret eden bir meşrebi mizacı var. Öyle bir anlayış var daha doğrusu. Yani o tek taassup. Yani yani taassubu hem var hem ha. yok öyle yani. diyebiliriz. Neden ben bunu şeyde çok daha iyi teşhis ettim? Mesela hocamız klasik batı muskisini iyi derecede bilecek şekilde anlayan ve dinleyen bir insandır. Bütün e, arşivinde her şeyi bulabilirsiniz klasik batı adına. Sonra ebru'da işte geleneksel 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 diye çok ısrar edip geleneğin dışına çıkmak istemeyen ebruculara karşı mesela başta Mustafa Düzgünman'la bile aralarında bu yüzde bu yüzden e, biraz olmuş, ihtilaflar olmuştur, evet. çıkmıştır. Hoca yenilik denemek taraftarı neden olmasın yani gibi Hı. ve çok şeylerde denemiştir e bize de hep aynı şeyleri söylerdi e da biz ona pek ayak uyduramadık biraz ama <laughs> biraz daha bağnaz kaldık evet, <laughs> e, hocamızın böyle açılımları var yani hiçbir zaman Ondan kapalı neler değil mesela e, Ebru'nun dışında onun dışında e, hocamız e, yani biliyorsunuz e, hocamız fotoğrafçılığı var tesip sanatkarlığı var, ressamlığı var. Hocamızın dokuduğu halı var yani <laughs> halı bile dokunmuş. Daha ne hangi birini sayayım abi? Yani elektronik kuşbazlığı. tamiratından tutun da elektronik tamiratından evet. tutun da dediğiniz gibi kuşbazlığı, kuşbazlığı var. Öyle kanaryaları vardı ki ve enteresandır. Onlarca kanarya kuşu alır besler aylarca. Bir bakarsınız onların hepsi gitmiş. Evet. ama aradan bir ay geçmeden daha yeni baştan bir efendim e, şey daha yapar kanaryalardan yapar getirir alır yani bu hususlarda harcadığı parayı falan gözü görmez yani hocamız böyle bir aşkla yapar her yaptığını aşkla yapar evet. hocamızın asıl şeyi e, hali bu bence ne yaptıysa bugüne kadar hayatında hepsini kesinlikle aşkla yapmıştır. Ya karşılık beklemeden yapmıştır. Evet. Menfaatsizce yapmıştır yani. Ama bütün bunları da ne üflemek için yapmıştır. Ve ayrıca mi? evet. evet. Ee... evet. Yani bütün bu farklı e, mecralardan gelen tecrübeleri, duyuşları, evet. hissiyatları müziğine akıtmak. Hocam o açıklık zaten. Evet. Tabii ben de sadece şu anda konuştuklarımızın e, e, neyle ilişkisini kurmaya çalışıyorum. Çok... E, Bariz örnekler veremem ama kafamdaki bütünüyle intiba e, bu açıklığı ve hakikaten e, her an güzele doğru meyletmesi evet. onun taksimlerinde de en klasik taksimlerinde bile var, evet. değil mi? O evet. hiç beklemediğiniz kromatikler, atlamalar, öyle, öyle, öyle. o kurulumları şeylerin taksimlerin falan baktığınızda hani e, en klasik makamda bile. O sürpriz karşınıza hiç rahatsız etmeden çıkıyor. Şimdi tabii eski e, Niyaz hocamızdan önceki ney tabrına baktığımız zaman elimizdeki kayıtlardan ancak işte onu teşhis edebiliyoruz. Yani herhangi bir makamda taksim ediyorsa onun dışına pek bir çıkılmayan, o makamın dışına çıkılmayan namelerin terkibiyle yapılan taksimlerle karşılaşıyorsunuz. Ama Niyaz hocamız da öyle değil. Yani. Ve ilk zamanlar biz Niyaz hocamızı anlamakta güçlük çekiyorduk. Neden böyle yapıyor yani neden bu kadar? Neredeyse yaptığı Taksim'in önemli güçlülerinde efendim e, kararlarında veya yukarı kararlarında bile bir bakıyorsunuz farklı bir makama geçmiş. Yani cümleler halinde arka arkaya rengi areng. Evet, birbirine uygun olan makamları o kadar birbirine girift halinde işleyebiliyordu ki biz bunu anlamakta zaman içerisinde ancak anlayabildik, çok güçlük çektik. Yani ilk e, klasik tavırdaki, bu klasik tavır, tavır değil mi? Haşa o manada söylemiyorum. Ama hocamızdan önceki ney tavrında veya ney üfleyenlerin icralarında böyle bir şeylerle karşılaşmıyorduk. Biz zannediyorduk ki işte yani böyle olacak Hı. ama meğerse öyle değilmiş yani. Şimdi siz de biraz evvel bahsettiniz ya ben de o, o cümleyi e, ta bundan yıllar evvelki bazı röportajlarda kullanmıştım bilmeyerek. Yani kesinlikle tarih ne hususunda Niyazi Say'ın öncesi ve sonrası diye bahsedecek diye ben de kullanmıştım o cümleyi. Evet. Ee, hakikaten öyle. Bu hem anlayış yönünden. Hem güzelliği, güzelliği arayıp bulma yani bulma yani aramak başka şey bulabilmek başka bir istidat. Şimdi derler ya işte aramayla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır diye. Evet. Yani hocanın hali de neredeyse Sen böyle bu. o bulanlardan neden çünkü devamlı arayış içerisinde olduğu Doğru. için. Şöyle yani... bir şey de var. Pardon çok özür dilerim. Estağfurullah ben şimdi evet. kritik bir soru soracaktım ama siz sorunuzu sorun hocam ben o soruyu Yok, sorayım mı diye Yok şöyle hani belki izleyicilerin <laughs> belki unuturum. daha iyi yani ilk duyanlar itibariyle tabii daha iyi anlaması için Niyazi hocanın bir gelenekçi tavrı var. O gelenekçi tavır gelenek diye değil geleneğin ona ikram ettiği bir güzellik nosyonu var. Bu herhalde büyük ölçüde müzikte bu üçüncü selim zevki. Oradan gelen bir zevk. Bu zevke derin bir sadakatı var. Hatta şunu dediğini ben hatırlıyorum. Bizim taassubumuz sadece güzeledir. Yani <laughs> Bakın, güzele ta, taassup yani. evet. ederiz. Evet. Ama güzeli besleyen şeylere taassup etmeyiz. Hı. Dolayısıyla onu alıp. Mümkün olduğu kadar yeniden onun içine ne katabiliyoruz? Dolayısıyla tecrübi tarafı kuvvetli, açılımları kuvvetli. Ama aynı derecede mesela şeye de karşı olduğunu biliyorum ben hocanız siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Böyle ucuz deneysellikler. E tabii ki. Yani. İşte onu o sazı bu sazla bir araya getirip kaynaştırıp yan yana getirme, füzyon dedikleri evet. mesela bunlara şiddetle karşı çıkıyor. O daha çok o birikimin içine ne katabiliriz? ...o birikimi neyle eşleştiririz diye bakmıyor. Yani Galiba bir, farklılık, bir fark var. farklılık yaratmak uğruna bilhassa ney sazının da... ...hiç alakasız bir ortamda, alakasız bir efendim ne bileyim... ...bir senfoninin içerisinde yer almasına da hakikaten çok... Rahatsız oluyor. Rahatsız evet. oluyor ve çok karşıdır haklı olarak. Ama tabii haklı yani sanatkarlar e, hakikaten ne aradığını... Yani diyor. bunu biraz da belki e, şey olarak görüyor yani... E, nasıl diyeyim? kompleks olarak görüyor. Evet yani neden lüzumsuz. neyin böyle bir şeye ihtiyacı olsun? Lüzumsuz bir yani, faaliyet. Ben hep neyin, şey derim. E, derim ve muski'mizin güzelliğini ortaya koyabilmek için bizim böyle yan payandalara ihtiyacımız yok. İhtiyacımız yok. yok yani o yani şimdi evet. bunu gören onu mutasip görüyor. Halbuki onun tahassubu deneyselliğe değil. Evet. Onun tarzlarına yani dışarıdan bir şey alınabilir ama o müziğin içinde ona yakıştırılarak ancak olursa, ancak olursa evet. diyor. Yoksa yan yana getirelim işte o Türk müziği, Batı müziği yan yana gelsin falan bu tip Hocam, ucuz zaten deneyselliklere Bey, kapalı. Bir müzisyenden başka bir şey beklenemez. Yani ney zaten öyle bir saz ki kendi yani ben o lafı hiç sevmiyorum ama e, yapısı itibariyle hakikaten ilkel bir saz yani. En naif basit. haliyle evet, basit. Evet, 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 ama insanla o kadar ciddi direkt bir münakibet evet, evet. kuruluyor ki yani insanın ruhu neyse o aksediyor çıkan. Yani şimdi i̇şte her şeyden önce diyemem, zaten. Bilebilmem ki ne alet <laughs> ya. var içinde. Tabii neyi biz e, elimizde tuttuğumuz sadece kamış, kamış parçası gibi falan zannediyor. Halbuki bakın her neyzenin aynı neyi yüklediği takdirde akort farklılıkları ortaya çıkar. Evet. Neden acaba? Ben bunu çok düşündüm ama <laughs> şuna bağladım. Doğrudur yanlıştır bilemem. Çünkü insanın nefes borusuyla bütünleşiyor ney. Evet. Buradan çıkan tabii nefes tabii. başımızın içindeki o boşluklardan dönmek suretiyle neyin içine giriyor. Dolayısıyla neyin ebadı değişiyor. Evet. Yani benim nefes borumun uzunluğuyla kafamdaki boşlukların yarattığı efendim hacimle ve neyin boyu birleştiği zaman neyin boyu farklı hale geliyor. Bu bende böyle oluyor. Bir başkasında yine farklı bir ölçüye geliyor. Dolayısıyla aynı neyi biz üç tane neyzen şuraya gelsek üflesek farklı. aynı akortta üfleyemeyiz. Bir de tabii birimiz diktir, birimiz fesstir. Farkı da var, huy farkı da var. Her şey, şey var, artık, her şey, Arz, her şey, şey, şey var. Şey var. Şimdi yani hocamızın şey var. hocamızın bize en büyük tavsiyelerinden biri onu bahsetmeden geçmeyeyim isterseniz. Tabii. Evet. Ya evladım yani bir sanatta tamam belli bir noktaya kadar gelirsiniz, edersiniz. Ama ondan sonra açılım yapmanız lazım. Yani artık başka güzel sanatlarımızın başka branşlarıyla da kendinizi ve sanatınızı takviye etmeniz lazım. Onlar size muhakkak ufuk açar, yeni kapılar açar. Anlayışınız, anlatımınız, her şeyiniz değişir. Demek suretiyle bizi devamlı başka sanatlara yönlendirmiştir. Ve buna binaen bendenizde işte ilk neyden sonra tesbih Yapmaya başladım hocamdan ders alarak bir üç beş sene kadar çalıştım. Akabinde yine hocamızdan görmek suretiyle Ebru sanatına merak sardık. 30 senedir neredeyse Ebru ile meşgulüm bu meyanda. Bütün bunları ne bileyim işte mesela hocamın atölyesinde benim hatırladığım yedi sekiz tane büyüklü küçüklü büyük tornalar vardı. Ya. En ufağından en büyüğüne kadar. Ya. Hala da var. Üzerine yani, çıkıp değil mi ayaklarıyla çevirdi? O ayrı, o da bir ayrı bir şey. O eski. Yani. Bunlar e, torna. Yani hem tesbih tornası hmm. hem başpare yapabildiği torna. Veya yapmak istediği ne varsa onları yapabileceği kapasitede tornalar vardı. Evet. Biz oradan da onu görerek e, biz de edindik. Yani Geçenlerde, hem sanatkar hem zanaatkar. Zanaatkar. Geçenlerde evet. bana sordu ki, Sadri dedi kaç tornan oldu dedi. Bilmem hocam beraber sayalım dedim. Evet. Şu var, bu var, bu var markalarıyla saydık, Aa, altı tane olmuş dedi. Daha yetmez dedi, biraz daha alman lazım. <laughs> Sonra benim mahtum Yasin, o da neyzen, o da vardı orada. Ona dön dedi ki, bak dedi, yapacağın her işi böyle aşkla yapacaksın dedi. Bu ya, bir aşktır dedi, yani bir tane torna'nın yapacağı işe altı tane torna alıyorsa birisi, bu bir aşk neticesinde oluyor dedi filan. Tabii ben bütün bunlardan. Sonradan şunu anladım. Hoca bize bunu söylemedi ama anlattı. Yani bir şeyde sen belli bir yere gelirsin. Çok takdir toplayabilirsin. Efendim ve bunun sana gayri ihtiyari getireceği bir ene olabilir. Hmm. Sen yeni bir şeye daha başla da onda hiçbir şey olmadığını gör. Hmm. Evet. Ben bunu anladım hocamın bütün bu tavsiyelerinden ama ve yönlendirmelerinden. Ama işte çok e, hakikaten etkileyici bir evet. e, çıkarım bu. Herkes de görmeyebiliyor. Onun için bugün evet. siz akla geliyorsunuz. Estağfurullah, estağfurullah. Öyle öyle. yani tabii ama ki. Ama ben e, evet böyle ben anladım. bir bir e, hakikaten çok ciddi bir mesafem yok ama e, tuhaf bir duyguyla dinliyorum bunları. Yani e, hakikaten e, bir torna yerine onu artırarak aynı şeyi yapacak başka inceliklere yönelmeniz vesaire Bun, bunlar çok e, tırnak içinde normal değil bugünün insanı için tabii. ama e, iyi sanatkarlar da normal insanlar değil zaten değil, onu baştan söyleyeyim şimdi hocanın geleneksel tarafını önceden bir vurguladık e, onu en iyi ifade eden bir taksimi var artık Eyvallah. efsaneleşmiş. Bayati taksimi. Ay. Onu dinleyelim isterseniz sonra tekrar devam dinleyelim edelim. Dinleyelim ve feyiz alalım inşallah. Evet efendim Bayati taksimi. Gerçekten çok etkileyici bir Taksim. Ee, Bunu bir mehlevi ayininin başında, başında yapıyor. Tarih. Yani dinleyicilerin ona da belki evet. e, işaret etmemiz ya gerekir. İlk çıkan Her plaklardan, şeyin, plaklardan bu. Evet değil mi? Ayini i̇lk çıkan plaklardan. İlk çıkan plaklardan. Fakat evet. bütün o mistik havayı yani insanları ayinin içine alacak o mistik havayı böyle ilmek ilmek dokunmuş ve çok artistik cümlelerle, çok mistik ifadelerle ortaya evet. koymuş. Şimdi Değil aklıma yani. geldi. Bu ayini ilk Darül Elhan kayıtlarında da var biliyorsunuz. Evet. Onun baş taksimi de Neyzen tefii. Yani ne güzel şeyler bunlar. Farkına varmadan daha doğrusu evet. işte bir şekilde bir çizgi var. Evet. Farklı yollardan da olsa ilerliyor. Yani ee, o da rengarenk, başka türlü bir evet, hayat, tabii. başka bir dünya. Evet, Niyazi Bey de tabii günümüzde gerçekten yaşayan bir e, o alanın dehası diyebileceğimiz bir müzisyen. Kesinlikle yani. değil. Ama müzisyen. çok da saygı gördü. Yani o çok önemli. Yani en karizmatik evet. figürlerinden biri muski evet, evet. aleminin Be Akdet yani bir şey. Çok, çok izinden gelen, ona çok özenen, çok hürmet gösteren, çok genç e, neyzen hala aynı heyecanla hocayı sarıp sarmalayan. Sade neyzenlerde değil başka e, saz çalan e, öğrencilerde var. O her müzisyene nasip olmaz yani. O açıdan da çok önemli. yani Efendim yani muski icracılığı ister hanende olsun ister sazende olsun... ...eğer e, çok muvaffak bir icracı ise hakikaten etrafına e, bir ekol olarak da... ...bir şeyler verebiliyorsa ve etrafında bu yüzden gençler olsun veyahut musiki severlerin hepsi toplayabiliyorsa müthiş bir şey bu. Ancak tabii hepimiz e, hiçbirimiz baki değiliz. Yaptığımız işler de baki değil. Evet. Evet. Ve fiziksel olarak biz e, yaşımız ilerledikçe, biz demeyeyim diye, musiki işin nasıl Yaşı ilerledikçe icrasında muhakkak bir gerileme Efendim bir e, zayıflama oluyor ve neticede icra bitiyor. Hayat bitmiyor ama artık fiziksel olarak gücü yetmediği için icra bitiyor. Şimdi aslında o bittikten sonra o sanatkarda geriye ne kalıyor ne ona kalıyor. bakmak lazım. Tabii. Evet. Doğru. Buna da en büyük misal bence Niyazi Hocamızdır. O... Ben, ben o konu da çok daha ileri düşünüyorum. Eyvallah. Ee, yani bu alemde hiçbir şey kaybolmaz, İzini bırakır bir şekilde. Muhakkak, tabi. Ben diyorum ki bu name mesela şu taksim semada kaybolsa, onu diyelim ki bir başka galakside eğer bir musiki kulağı oluyor, evet. yani bir başka canlı dinlese ünlülikler. Ben öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorsunuz, çok doğru evet. düşünüyorsunuz. Zaten. Biliyorsunuz hiçbir şey kaybolmuyor uzayda. Evet, doğru. Ve ee, inşallah dinleyen birileri çıkar yani. Muhakkak. <laughs> muhakkak. De feyiz alır yani. Yapabilir miyiz onun biraz müzikal tarafı üzerinde duralım. Yani evet. neye ne kattı, nereden neyi devraldı. Bir Eyvallah. büyük gelenek var herhalde değil mi? Kuyumcu Oskiyam Efendi'ye kadar uzanan. Evet. Ee, onu onu, onun en canlı örneği var. belki de, e, belki değil öyle neyzen emin dedenin hıh hı. eee bir hüzzam gazelinin başına yapmış olduğu 15-20 saniyelik evet. bir taksimi var. Orada ki tavırla bence Niyaz Hocam'ın tavrı birbirine yakın tavırlar. Evet. E tabi onun talebesi olan eee Niyaz Hocamızın Halil hocası efendim e, ressam Halil Dikmen Hı -hı. beyden de çok şeyler iktisap etmiş. Ve hatta her zaman söyler. Ben bunu neyi üfledim ama yani hocamın çıkarttığı sesi hala çıkartamadım evet, der. yani bunu hep söyler. Tabii o kendi şeyi anlayışı, kendi söyleyişi ama bizim için de hocamızın çıkarttığı ses çok farklı tınlayan, evet. insanı çok farklı şekilde Tesir altına alan ve bizlerin de hiçbir zaman yanına bile yaklaşıp da çıkartamadığım sestir yani hocamızın sesi biz de onu çıkaramadık bugüne kadar. İşte bu yani onun 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 yakıcılığı başka bir şey. Yani insanın direkt duyar duymaz nereye hitap ettiği çok önemli yani. Direkt gelip buraya hitap ediyor hocanın ki. Dolayısıyla asıl büyük fark o. Doğru. Ee, tabii hocamızın teknik olarak e, klasik, kendinden önceki neyzenlere, neyzenlerin tekniğine kattığı pek çok şey var. Hı hı. Ve biz aslında o kadar şanslıyız ki biz hazıra konduk. Asıl arayıp bulan sadece Niyazi hocamız idi. Yani perde baskılarından tutun da yeni efendim pozisyonlara varıncaya kadar. Şimdi hiçbir neyzende geçmiş neyzenlerde şunu duymadık işitmedik. Yani bir perdeyi tizleştirmek veya pesleştirmek için neyin içine pesleştirmek için neyin dışına tizleştirmek için efendim ani hareketlerle o perdeyi yakalama meselesi mesela. Bunu ortaya koyan ilk Niyazi hocamızdır. Sonra perdeye müdahil olmak gerekiyor. Yani o perdeyi doğru çıkartabilmek için bilhassa arızalı perdelerimiz bizde çok değişik pozisyonlara oturur neydi? Bir puselik perdesinden bahsedelim mesela. şimdi segah bizde normal delikten, üçüncü delikten çıkan sestir. Puselik bizde arızalı perdedir. Neden? O segahı birazcık açmamız gerekiyor. Yani onu öyle bir açacaksınız ki puselik tam yerine oturacak. Bunu elle yapmamız, kontrol etmemiz mümkün değil. Peki elle yaptığımız zaman genellikle dike gider. Çağrıgaha doğru yani yönelir. Onun için onu dike gitmemesi için onu açtığınız anda biraz neyin içine üfleyip neyin boyunu uzatacaksınız ki pesleşecek o perde. Buna benzer o kadar çok perde yeni e, pozisyonları geliştirmiştir ki hocamız. Biz hazıra konduk ve bunlardan çok istifade ettik. Bu mesela Hisar bölgesi Değil neydi? Başa bela bir bölgedir yani. O mi bemolü efendim nimi sarı Hisar perdesini dik hisar hadi tamam o kolay. Ama diğer Nimisar'la dik hisar o kadar insanı yorar ki o perdeyi elde edip çıkarabilmek için çok uzun süre çalışıp uğraşmanız gerekir. Tam bir nefis terbiyesi. Evet, evet yani. evet, evet. Şimdi bir başka türlü nevesel. Evet, yani o, ve Şederaban'da hep ve mesela geçmiş yani. neyzenlere veya başka neyzenlere baktığımız zaman Glisando neredeyse <laughs> yok, gibidir. Tabi. Ama bizim musikimiz Glisando üzerine kurulmuş bir musiki. Ben öyle anlıyorum. Okuyuculara bakıyorum, hanendelere, Münir Bey başta olmak üzere. Eskilerde öyle hafızlar başta olmak evet. üzere e, Hep glisandolar var hiçbir perde yerinde direkt olarak icra edilmiyor Tizden pese doğru böyle belli belirsiz bir glisandoyla ancak Veyahut birbirine bağlı olan perdeler glisandoyla birbirine geçki yapıyor Bunu neyde en iyi uygulayan en güzel uygulayan en kıvamında uygulayan en doğru uygulayan Niyaz hocamızdır biz de ondan kapabildiğimiz kadarını, taklit edebildiğimiz kadarını yapmaya evet, çalışa geldik. Ettim, bunları e, anlatarak mı e, yoksa yani size bunun formülünü öğrenciye, size derken tabii. E, hoca bunu giderek, e, yazarak veya işte işaret ederek, e, fiziken göstererek mi yapar Efendim, yoksa yaptığımı e, yapın şeklinde mi? Yaptığımı yapın şeklinde zira neyde metot çok zordur. Çok zor değil mi? Yani neydi metot şu gelişim şu anda gelişen efendim nasıl diyelim ona dijital ortamda gelişen imkanlarla belki şöyle mümkün her yaptığınızı hem görüntü hem ses olarak alıp bir kare kodla onun yanına koyarsınız. Ondan sonra onu görür efendim ha şunu anlatıyor deyip bir de görürsünüz ve duyarsınız. Ancak şu anda öyle mümkün olabilir bir metot. Ama onun dışında neydi metot çok zor. O birebir göz göze, diz dize, kulak kulağa evet. kesinlikle meşkle ancak hmm. onun inceliğini görüp duyup anlayabilirsiniz. Değilse Tabii çok zor. Hocanın e, da inceldiği çok e, hassaslaştığı bir yerde talebeyle ilişkisi ve o iyi talebe seçme arzusu çok e, hassas bir nokta. Şimdi Eyvallah. ben demin... E, Soracağım kritik soruyu unutmadım. Öyle mi? Siz de sormuyorsunuz ama ben yine de soracağım göz alıp. E, ben biliyorum efendim. sizin ilk hocanız Aka Gündüz Kutbay değil mi? Tabii tabii. Hayır ondan önce de hocam var benim. Öyle mi? Şöyle ki ben e, ortaokulda başladım diye. Ben tabii konservatuara kadar Konya'daydım. Evet. Ortaokulda Şurada. niye başlayacağım sırada e, rahmetli Arif piçer hocamız. Oo, ben çok Konya'ya. İmam Tip Lisesi'nde meslek dersi hocası olarak tayini oldu, geldi. E siz de çok şanslısınız. Evet bu, ya. Allah'ın olsun. <laughs> Arif Biçer Aka gündüz ve Nihat Niyazi Eyvallah. Sayın. Yani. Şimdi yani Arif hocamızdan başladık. Onu anmadan geçmeyelim tabii. Ee, üç 3 seneye yakın Arif Biçer hocamızla ben çalıştım bilmiyorum. ben. İyi ki sormuşum bu soruyu. Tamam. Sonra işte o 71-72 gibi Konya'dan ayrıldı. Tekrar Ankara'ya döndü. 71'de ben ilk Mevlevi ayinine çıktım en müptedi, en sonda duran neyzen olarak. Tabi o zaman Aka hocalar geliyorlardı. Niyaz hocamız 70'te gelmiş en son Konya'ya hmm. Mıtırp'la birlikte. Aka hocamızı tanımış olduk. Ve tabi arkasından ayrılmadık. Bu meyanda ben tabi babamdan o zaman bahsetmem gerekecek. Çünkü... Evet. Babam e, Muski'ye aşık bir insandı. Elmine'yi ilk tutuşturan babamdır. Ve burada talibeliği sırasında Halil Can'ın babama hediye etmiş olduğu bir mansurla başladım ben. Niye? Sadrettin ve peki ben e, şeyi sorayım o zaman. E, bu değerli isimleri zikrettik. Bu e, üç ayrı kutup neyzen ve hepsiyle de siz talebe münasebetinde yani o mesafede durmuşsunuz. Ben sizi tanıyorum yapı olarak da. Belli ki onlarla çok iyi diyalogunuz ve bir sevgi saygı ilişkiniz, mesafeniz oldu ve onlar da size herhalde her şeylerini aktarmak istediler. Eyvallah. Eyvallah yani. Ee, şimdi peki onların e, ne öğretimi arasında e, şöyle bir hızlıca yani o e, teknik, tarif e, meşk yöntem. sistemleri olarak meşk Aslında olarak. aralarında meşk sistemi olarak Çok büyük farklar yok Öyle mi e, Yaptıkları işi hakikaten e, Ben o bakımdan da çok şanslı bir talebeyim Yani e, Arif piçer hocamızla Mesela Konya'da Ben lisede okurken işte ortaokul sonundan itibaren O lisenin nasıl bittiğini Ben e, hala şaşkınımdır e, Çünkü e, Her gece muhakkak Arif Pişer hocamız bir mecliste olurdu ve beni yanında çanta gibi taşırdı. Evet. Yani birlikte ben o kadar yeni müftedi olmama rağmen birlikte ne üflerdik hep. Başından itibaren neredeyse. Peki sorular sorar mıydınız? E tabii yani Ama şöyle bir, bir, bir şey var. Yani şöyle bir şey var. Mesela ben bir Beyati Peşrevi'ni Seyfettin Osmanoğlu'nun Beyati Peşrevi'ni bir yılda ancak geçtim. Ha bu geçemediğimden değil. Ben onu da ilk birkaç haftada ezberledim geçti bitti ama ama artık neyle alakalı pek çok şeyi sadece tek bir eser üzerinde evet. pek çok şeyi meşk etmiş oldum. Bir ikinci esere geçildiği zaman o kadar büyük problemler yaşamadım. Şimdi insanımızın ne hikmetse sabrı yok talebelerimizin. Yani bir peşrevi bir ay uzatsak çok fena sıkılıyorlar. O da ayrı bir mevzu. <laughs> Sörf yapmayı daha çok seviyorlar. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi Aka Gündüz hocamıza gelelim. Ee, konservatuvarın açıldığını bana bize daha doğrusu babama ilk haber veren Aka Gündüz hocamdır. Yani 71'de ilk şeye çıktığımızda aynı şerife dahil olduğum zaman müptedi bir neyzen olarak en sonda. Daha sonraki yıllarda da 75'e kadar her sene ben iştirak ettim. Yani ayin e, geçileceği daha doğrusu Mevlana ihtifalinin olacağı Aralık ayına birkaç ay kala hangi ayin geçilecekse ben onu ezberlemeye başlardım zaten o güne kadar. Ve onlara dahil olurdum. Onlardan da 10-15 on, on gün sürerdi. 15 gün ben bir dakika yanlarından ayrılmazdım. Necdet abiyle de orada tanıştım. Aka Rahmetli Aka Gündüz hocamızla da ve diğer hocalarımızın hepsiyle orada tanıştım. Ve e, bu bilişiklikle sağ olsun unutmamış Aka Gündüz hocamız Allah rahmet eylesin. E, babamı arayarak konservatuvar açıldığını haber etmiş. Ona binaen geldim ve konservatuvara intisap etmiş oldum. Tabi konservatuvar haberini veren Aka hocamız olduğu için onun da talebesi oldum konservatuvarda. Aka hocamızın talebesi idim. Ama yani bunda söylemeye beyis yok zannediyorum. Niyaz Hocama karşı çok aşırı bir muhabbetim vardı. Çünkü yine babamda gelip düğümleniyor iş. Babamın arşiv merakı vardı. Niyaz Hocama ait, Cemil Bey'e ait, efendim Necdet Yaşar Hocamıza ait, Bekir Sıtkı Sezgine ait. Diğer gazelhanların hepsini mesela burada gelmiş bir kahvehanede gazellerin hepsini e, vefada bir kahvehanede çalan bir adam varmış yani kahvehanenin sahibi teyip getirip bütün gazellerin hepsini orada oturup günlerce kaydını yapmış babam. Bunu söylediğim yıllar 45'ler filan yani. 1945'ler. Ee, tabii oradan kaynaklanan e, çok şeyim var, e, çok artım var diyeyim yani çok istifade ettim. Baba. Oradan siz Niyazi, Niyazi Sayı'na geçiş yaptım. Yani, yani evet Niyazi yani. Hocamızı orada İnsan tanımış oldum. İsa doktora yapmış. Aynı zamanda <laughs> <laughs> Sadrettin Yani ve yani muhabbeti şey işte. tabii içimize düşünce evet. her ne kadar Akı Hocamızın talebesi de olsak hep Niyazi Hocamın ardı sıra koşmaya çalıştım. Onun derslerine de girdim konservatuvarda zaman zaman. Konservatuvardan sonra da zaten her çarşamba Niyazi Hocamızın evinde Şu yıllarca oturdum. evet. 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 Bu meyanda tabii Akb hocamız da Allah rahmet eylesin. Ömrü vefa etmedi. 79'da vefat etti Ama şunu da söylemek istiyorum Akb hocamız için. Yani bu fark edilebilen bir şeydi aslında. Niyazi hocama olan muhabbetim hoca tarafından fark edilmez olur mu? Çünkü onun taksimlerini taklit etmeye çalışıyorum filan. Ama hiçbir zaman bunu buna incinmedi ve kırılmadı. Ve o da Allah razı olsun yıllarca beni kendi yanında çanta gibi taşıdı. Plak kayıtlarına varıncaya kadar. Ve neredeyse haftanın birkaç günü, 3-4 günü kendi evinin karşısında üst katta bir yer kiralamıştı. Biz 3-4 gün sabahlara kadar Aka Hoca ile orada beraber oluyorduk. Yani her okul çıkışında saat 4'te dersler biterdi hatırlarsanız. Evet. Sadri işim var mı? Yok hocam hadi yürü gidiyoruz beni alır götürürdü devamlı. Evet. Çok bir birlikteliğimiz oldu rahmetli Akı hocamla. Ama gönül bu ferman dinlemiyor işte. Niyaz <laughs> hocama takıldı kaldı gönül. Ne <laughs> hoş. Az bu isimler e, değil. Tabii tabii. Yani. Ne tabii. kadar önemli. Yani bu şekilde bir Sadrettin Özçimi profilde çıkıyor tabii. tabii. Estağfurullah. tabii. Ee, hiç şüphesiz. Şu an er Yem en kudretli neyzenlerimizin başında Estağfurullah. Estağfurullah. Ne hoş ne hoş. Evet. Efendim bunu ancak şöyle diyebiliriz. Koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi derlermiş Estağfurullah. ya. Estağfurullah. <laughs> yani ancak tabii ne, Niyazi, o. O. Niyazi Hoca bir... E, yani Niyazi Hocamız teksin çıtayı, çıtayı yani. öyle yüksek, Çok yüksek. Ulaşmak evet. mümkün Çok değil. Hakikaten yani onu... Ya yani o sadece neyzenler için evet. değil. Yani arada da konuştuk. Evet. Ee, İhsan Özgene, İhsan Özgen gibi çok büyük bir sanatkara da çok büyük katkıları var. Bunu İhsan Bey rahmetli söylüyor. Yani benim elimden tutan, bana yol gösteren esas Niyazi Sayındır Eyvallah. diyor. Evet. E Necdet Yaşar'ı hatırlıyoruz. Yani evet. ne kadar büyük bir sevgi, bağlılık ve bu üçünün birlikte oluşturduğu o muhteşem güzellikler. Evet. Evet. E tabi bu işin başında yani Niyazi bu... Bey var yani. Eyvallah. Yani, çok yani açık. onun bir ikincisi çıkamadı mesela. Evet, tabii. Onlar Öyle bir üçlü evet. bir daha. Öyle bir şey olamaz. Zor yani çok zor gerçekten. E, hocam şu muhteşem Taksim'i dinleyelim mi? Yani dinleyelim hadi, hadi de şunu da... Çok şey var. Tabii. E, ben zaman kalmayacak diye korkuyorum. Doğru. Bu, bu Ferahnak Taksim'de de e, yani söyleyemediğimiz her şey var. Yani bir şarkının başında ise bambaşka bir aynı makam olabilir evet. bambaşka bir Taksim. Ayinin başında bambaşka, bambaşka bir, bir taksim yani bir evet. takımın karın başında başka bir şey yani, yani bütün sürekli, o eserlerin tavrına göre evet yapılan taksimler bunlar. Evet. Bu feranak taksim bana öyle geliyor ki yaptığı en artistik çok e, nameler çok duygusal ve hakikaten insanı mıhlayan bir taksim. Peki birlikte Niye inşallah. o zaman. Bıhlanalım. <laughs> evet. evet Ferahnak Taksim'i dinliyoruz. Evet. E, programın sonuna geldik. Bu, bu Taksim'den sonra gerçi deneyecek fazla da bir şey, <laughs> bir şey kalmıyor yani. <laughs> yani e, ben sadece e, Sadrettin Bey'in ilave etmek istediği bir şeyler varsa onları alalım istiyorum. ve Tabii ki yani sizin de burada söyledikleriniz çok değerli. Sizi de Eyvallah. yakından bu ilişkileriniz üzerinden daha iyi tanıtmış olduk, tanımış olduk. Eyvallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Sözünüzle. E, rica e, ederim. E, ben çok, çok teşekkür ederim. ederim. Rica ederiz. Tabii ki. E, Niyazi hocamızı e, anlatmak aslında bize düşmezdi. Yani <laughs> o anlatılması hakikaten çok güç bir insandan bahsediyoruz. yani Ne kadar anlatsak hocamızı anlatmış sayılmayız. Onun için e, hocamızdan başta olmak üzere affına sığınıyorum ben. Ve e, huzurunuzda e, hocamızın sağlığı bu zamanlarda çok e, iyi değil. E, herkesten dua bekliyoruz hocamızı yeniden sağlığına kavuşması için. Allah başımızdan da eksik etmesin. O ömrüne ömür katsın inşallah. Efendim hocamızla ilgili aslında günümüzdeki genç neyzen kardeşlerimizin çok dikkatle ve rikkatle <laughs> hususi araştırmalar yapmaları lazım ki hakikaten e, Türkiye ait olan bir ney tavrı var. Eğer bu ney tavrını öğrenmek ve anlamak istiyorlarsa Hocamızı çok iyi incelemeleri ve anlamaları lazım. Günümüzde maalesef böyle bir handikapın içerisinde neyzen kardeşlerimiz. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Nedir bu? Yani bir arabesk tavır hüküm sürmeye başladı. Aslında muskiyemiz böyle bir şeyin içinde biraz bocalıyor. Neyde ondan nasibini alıyor. Ama yani yüzyıllarca kültürümüzün imbiğinden süzülüp gelmiş olan bize ait olan ve bizden başka hiçbir millette e, misali görülmeyen bir ney tavrımız var biz. Bu ney tavrımını tavrını kaybetmemek adına ve ilelebet sürdürebilmek adına tek başvuracağımız mehaz var. O da Niyaz Sayın tavrıdır. Onun tekniğidir. Onun muskiye bakışıdır. Onun anlayışıdır. Ben kardeşlerimize bunu tavsiye etmek isterim acizane. Ve hocamız da, da Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömürler versin diyorum. Şifalar versin diyorum. Amin. Evet değerli seyirciler. Niyazi Sayın'ı ve Neysaz'ını eksene aldığımız bu program bugün sona erdi. Başka bir bölümde görüşmek üzere efendim.